Habertürk.com'a hoş geldiniz. Gayrimenkul sektörü hem Türkiye'de hem dünyada gündemde olan önemli bir sektör. Bazen pandemi, bazen küresel ekonomik koşullar sektörü etkiliyor. Arz talep dengesini, beklentileri değiştiriyor. Son durumu konuşacağız şimdi. DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizinle böyle zaman zaman projeler üzerinden röportajlar gerçekleştirdik. Tam pandemi döneminde bir röportajımız olmuştu ve çok belirleyici oldu. Tıpkı deprem gibi değil mi? Kalıcı değişikliklere ve beklentilere, dönüşümlere neden oldu denebilir hatta. Şimdi küresel ekonomik kriz var. Yine pandeminin etkisiyle öncesinde başlayan bir süreç tabii ama son durum nedir sektörde? Hem Türkiye'de hem dünyada nasıl görüyorsunuz? Tabii özellikle pandemiden sonra daha önce de sohbetini yapmıştık. Nitelikli konutlara ihtiyaç çok kat kat arttı. Sadece bizim ülkemizde değil bütün dünyada arttı. Yeni geliştirilen projeler de daha bu ihtiyaca yönelik projeler geliştiriliyor. Daha böyle yeşil alanı bol, daha balkonlu, daha teraslı, daha bahçeli evlere yöneldi bütün dünyada geliştiriciler. Bu da tabii hem sektör açısından hem konut tüketici açısından çok pozitif. Tabii burada emtia fiyatları çok önemli. Bütün dünyada korona ile beraber üretim ve dağıtım zincirinin bozulmasıyla beraber emtia fiyatlarında çok ciddi bir artış oldu. Bizim ülkemizde tabii ki dolar kurunun yükselmesiyle beraber bizim ülkemizde biraz daha da fazla artmış oldu emtia fiyatları. Bu da tabii ki fiyatları da belirli bir noktalara getirmiş oldu. Ama şunun altını özellikle de çizmek istiyorum. Hem dünyada hem ülkemizde nitelikli konuta ihtiyaç artışı olduğu için tabii ki bunlar da daha farklı, daha güzel, daha bahçeli, daha balkonlu, daha teraslı, daha günün ve gelecek yaşam standartlarının kalitesini de arttırılacak projeler geliştirildiği için tabii ki onların fiyatları da ister istemez emtia fiyatlarından dolayı konut fiyatlarını belirli bir noktaya taşımış oluyor. Peki nasıl satış durumu nedir? Talep nasıl? Yani bu fiyatlar etkili oluyor mu o noktada? Tabii ki şu anda projelere çok ciddi talepler var. Biz Çekmeköy'de sizinle beraber de konuşmuştuk. Evet. 1000 konutluk bir proje geliştirdik. 3-5 ay içerisinde projenin tamamını satışını gerçekleştirdik. Daha sonra Nişantaşı'nda dünyada sayılı projelerden bir tanesini yapıyoruz. Şu anda inşaatı devam ediyor. Projemizin tamamen ultra lüks bir proje. Sadece 2 binada 52 tane havuzdan oluşuyor. Muhteşem bir proje. 4 metre ile 8 metre tavan yüksekliği olan daireler var. Nişantaşı'nın tam vardı, balkonlarda, kalbinde, teraslarda tabii, değil mi? Öyle hatırlıyorum. Teraslarda havuzlarımız var. Muhteşem bir proje. Böyle tekne konsepti yapılmış bir proje. %80'in satışını tamamladık. Levent'te bir 1000 konutluk projeye start verdik. 2 etap şeklinde. İlk etapını 428 konutun satışını açtık. Ve 360 dairenin satışı tamamlandı. İkinci etapın satışını da işte yakın zamanda başladık. Onun da kampanyası şu anda devam ediyor. Ama toplam projenin %40'ı şu anda satılmış oldu. Biraz tabii Çekmeköy'ün Nişantaşı'nı biliyoruz ama Levent'teki projeden biraz bahseder misiniz? Nasıl bir Levent'teki proje de yine daha önce de belirtmiştim. Biz sağlıklı evler konsepti geliştirdik. Hatta hekim Çekmeköy'de, kurulu oluşturmuştunuz değil mi? Evet. Bu Çekmeköy'de 58.300 kişi. Nişantaşı'nda 18.000 yaklaşık. Levent'te de 83.000 kişiye ile mülakat yaptık. Onlardan dönüşlere göre projeleri çözüyoruz. Müşterilerden aldığımız bilgi birikim, kendi bilgi birikimimizi de ekliyoruz. Müşterilerimiz nasıl konut istiyorsa, 1 artı 1'i nasıl olsun, 2 artı 1'i nasıl olsun, 3 artı 1'i nasıl olsun, o dönüşlere göre de projeleri oluşturuyoruz. Projemizi de projeyi çözerken, müşterimizi de projeyi çözerken aslında projeye dahil etmiş oluyoruz. Bu da tabii ki bizim farklılaşmamıza sebebiyet veriyor. Müşterinin, konut tüketicisinin de ihtiyaçlarını birebir yakinen takip etmiş oluyoruz. Bilimsel veriye dayanarak, bilimsel bir çalışma yaparak bunları yapıyoruz. Bununla alakalı da çok ciddi kadrolarımız ve ekiplerimiz var. Gece gündüz bunlara çalışıyorlar. Ve projemiz şu anda 103.500 metrekare bir alanda. 53.500 metrekaresi konut.
50 bin metrekaresinde kuru yeşil alan ve eğitim alanından oluşuyor. Levent'te Büyükdere aksına yaklaşık 1-1,5 kilometre mesafesinde çok güzel bir proje, güzel bir yerde. Startını verdik. İlk etapların kabası bitmek üzere. İkinci etapında temellerine başladık. Hızlı bir şekilde projemiz devam ediyor. 24 ay içerisinde teslimlerine başlayacağız. 24 ay içerisinde evet. Başlayacaksınız. Peki genel olarak önceliğiniz zannediyorum sağlıklı ve konforlu, yani lüks ve doğal ortamı birleştirmek yönünde, değil mi? Bu projede de zannediyorum. Tabii burada diğer projelerimizden farklı bir şey daha yaptık. Country tarzı bir yaşam geliştirdik. Sağlıklı ev ile country'yi birleştirdik. Country biliyorsunuz 1800'lü yıllarda Londra'da ortaya çıkıyor. Daha sonra 1949 yıllarında da bizim ülkemizde Levent'te başlıyor. Daha müstakil, daha bahçeli, daha yeşil alanı bol olan şekilde. Biz onu biraz daha modernize ettik. Daha böyle hem apartmanda kullanılan hem bahçe villa konforlu, çatı villa dediğimiz evleri oluşturduk. Onlarla beraber de yeşil alanı bol olan, insanların ihtiyaçlarını bugün de yarın da karşılayabilecek balkonlu, teraslı, sağlıklı ev konseptinde projemizi geliştirdik. Ve İstanbul'un hem merkezi lokasyonunda, köprülere çok yakın, işte tiyatrosundan, sinemasından, eğlence alanlarından, yeme içme restoranlarına kadar, AVM'lerin olduğu, işte iş merkezlerinin olduğu Levent aksında çok güzel bir noktada projemize start verdik. Nişantaşı'nın da böyle bir özelliği var tabii. Hem merkezi ama aynı zamanda doğal ortam sağlayan bir projeydi o da. Tabii proje yerlerimizin evet, özellikle çok doğru olmasına çok dikkat ediyoruz. Evet. DAP yapının açılımı doğru alanda projeler. Yani Nişantaşı'nda geliştirdiğimiz proje yaklaşık 60 bin metre Ihlamur Kasrı ve onun devamındaki olan yeşil alan içerisinde. Eski Marmara Üniversitesi'nin olduğu alana yapıyoruz. Amerikan Hastanesi ile bitişik bir yerde. Nişantaşı'nın kalbinde. Levent'teki arazimizde eski polis lojmanlarının olduğu bir bölge. Yine yeşil alanı bol olan. Evet, bol olduğu 53.000 metrekaresine konut, geri kalanında yeşil ve eğitim alanı olan bir bölgede geliştiriyoruz. Ve hem manzara açısından, hem yaşam anlamından, hem konfor anlamında da muhteşem bir proje oluyor. Yine ulaşım açısından da ki İstanbul'da tabii, çok önemli tabii. bir konu değil mi? Ulaşımda evet. merkezi olması çok önemli. Evet. Biraz önce birkaç projeden bahsettiniz. Daha önce konuşmadığımız zannediyorum sıradaki projeler değil mi? Tabii. Erdik, Ataşehir bir bölge daha saydınız. Çeşme'de projemiz Çeşme. Var. Beykoz'da yine bir projemiz olacak. Onun çalışmaları devam ediyor. Maşiköy'de bir projemiz olacak. Yine böyle köy konsepti. Yine doğal ortam. Doğal ortam. Güzel bir proje çalışmalarımız şu anda sürdürüyoruz, devam ediyor bir tarafta. Onları da yakında arz talep dengesine göre, bölgenin gidişatına göre piyasaya arz edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için Ziya Bey. Bugün gayrimenkul sektörünü biraz ele aldık. DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz'la birlikte ve mevcut projeleri de konuştuk bu anlamda. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, hoşça kalın.